Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. E, dersimiz İslam tarihi 6. ünite. Hazreti Peygamberin ahlaki şahsiyeti, aile hayatı, siyasi ve askeri kişiliği arkadaşlar. Ben ünitemizi elimden geldiğince kavramsallaştırmaya çalıştım. E, i̇nşallah bunlar üzerinden başlayacağız. E, ünite hakkında bilgisi olmayan arkadaşlar AÖF kitabının 6. ünitesinden e, bu konuyu okuyup daha sonra videomuzu inceleyebilirler. Ee, şimdi ben e, geçtiğimiz ünitelere atıf babında e, şunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. E, bildiğimiz üzere e, Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayetleri Alak suresi 1 ve 5. ayetlerdi. Daha sonra Fetretül Vahiy dediğimiz dönemde tefsir dersinde Müddessir ilk 5 ayeti demiştik. Ama İslam tarihinde Duha suresi diye de geçiyor. O sebepten e, Duha suresi veya Müddessir suresi e, Fetretül Vahiy'in bitişi. Tebliğin başlaması Müddessir suresi, ee, daha sonra tebliğin açıktan başlaması Hicr suresi 94, ee, daha sonra davetin yakın akrabalardan başlaması da şu ara 214'te ee, bahsediliyor değerli hocalarım. E, yani bu dersimiz arkadaşlar e, çoğumuzun bildiği konular. E, yani bu dersi biraz daha genel kültür anlamında dinlersek tekrar amaçlı bizim için daha güzel olur. E, İslam dini insanı saygıdeğer bir varlık olarak görür. Kur'an'da belirtildiğine göre insan yüce Allah tarafından en güzel surette e, yaratılmış, yerde ve gökte olanlar hizmetine verilmiştir. İnsan yaratılıştan hak dine yönelebilecek iyi eğilimlerle donatılmış, insana bahşedilen bu temel özelliği koruyup geliştirmek için de peygamberler göndermiştir. Peygamberler ahlaki güzellikleriyle çevrelerine örnek olarak insanları tevhide, güzel ahlaka davet etmişlerdir. Peygamber Efendimizin de ahlaki kişiliği kıyamete kadar tüm insanlığa örnek olacaktır değerli hocalarım. Şimdi Hazreti Peygamber'in ahlaki şahsiyeti hakkında e, öncelikle şunları söyleyebiliriz. E, sevgili peygamberimiz Kur'an'da belirtildiğine göre yüce Allah tarafından en güzel ahlakla donatılmış. Bu sebeple onun ahlaki kişiliği Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar, Allah'ı çokça zikredenler ve tüm insanlık için en güzel örnektir. Değerli hocam nitekim Ayşe validemize sorulduğu zaman onun ahlakı Kur'andı diye cevap vermiştir. Peygamberimizi görerek Müslüman olma şerefine nail olan ashabın bildirdiğine göre sevgili peygamberimiz hem fiziki hem de ahlak yapısı itibariyle insanların en güzeliydi. biz de peygamberimizin örnek ahlaki ile ilgili bilgileri onların anlatımından öğrenmekteyiz. Peygamber Efendimizin tüm insanlık için örnek olan ahlaki güzelliğini tanıyabilmek için ilk önce onun şemalini, hilyesini yani fiziki özelliklerini ve davranışlarını sonra da ahlaki şahsiyeti incelemek gerekmektedir. Şimdi şemai türü eserler e, Hazreti Peygamber'in fiziki artı ahlaki özelliklerini hilye türü eserler ise sadece fiziki özelliklerini kapsayan eserlerdir değerli hocalarım. Şimdi ee, peygamber efendimizin e, fiziki özellikleri ve gündelik hayatını inceleyecek olursak e, şunları söyleyebiliriz. Peygamberimizin fiziki özelliklerin anlatıldığı edebi eser ve levhalara hilye denir demiştik. Fiziki özelliği ve artı ahlaki özelliklerinin e, yazıldığı eserlerde şemail diye söylemiştik. Hilye kaynaklarına göre Hazreti Peygamber uzuna yakın, orta boylu, başı hoş e, ve güzel ölçüde e, olan bir kişiydi. Eee Ayrıca yüzü beyaz, gözleri siyah, e, kaşlarının arası az açıktı, e, kirpikleri sık ve uzundu, e, sakalı sık, omuz başları ve omuzların arası geniş, elleri ve ayakları itidal ölçüdeydi. Saçı kumral olup hafifçe dalgalı idi. Peygamber Efendimiz güler yüzlüydü. Dinleyenleri düşünerek yavaş konuşur, gerekirse önemli olan noktalarda birkaç defa tekrar ederdi. Zaman zaman insanları rahatsız etmeyecek derecede kokular kullanır, ikram edilen çiçekleri kabul ederdi. Gürültü çıkarmadan son derece dikkatli bir şekilde yürür, başkalarını bakışlarıyla rahatsız etmezdi. Diz üstü oturur, veya e, bağdaş kurar. Bazen de uyluklarını karnına çekmek suretiyle ellerini dizlerinin üzerine bağlardı. Geceleyin yatarken kendisine nimet veren, ihtiyaçlarını gideren, evinde huzura erdiren Allah'a hamd eder. Onun adını anarak uykuya yatar. Uyandığında yine Allah'a hamd eder, şükreder ve dönüşün ona olduğunu söylerdi Efendimiz. Temizliğe özellikle Ağız ve diş temizliğine dikkat eder. Her abdest aldığında o günün şartlarında kullanan misvakla dişini temizler. Estetiğe tertipli ve düzen olmaya önem gösterirdi. E, Peygamber Efendimiz giyiminde titiz, dağınıklıktan hoşlanmazdı. Ev döşemesi olarak yaşadığı dönemdeki yaygın eşyayı kullanırdı. E, gerek giyim gerekse ev eşyasında ihtiyacı karşılamaya, sadeliğe, temizliğe ve tertipliliğe özen gösterirdi. Yemekten önce ellerini yıkar yemekten sonra hem ellerini hem de ağzını yıkardı. Yemeğe besmele ile başlar bitince Allah'a hamd ve şükrederdi. E, i̇yice acıkmadan sofraya oturmaz, karnını tıka basa doldurmadan sofradan kalkardı. Şartların el vermesi durumunda yemek davetlerine katılır, sofrayı paylaştığı kişilerle sohbet ederdi. Gerek yiyecekler, gerek giyim, gerekse ev eşyalarının helal yollardan kazanılmış para ile alınmış olmasına önem gösterirdi. E, günlük hayatta her zaman güler yüzlü, tatlı sözlüydü. Kimseyi üzmez, kimseyi hor görmez ve kimseyi azarlamazdı. Herkes onun yanında kendisini rahat ve Huzurda hissederdi. Değerli hocalarım şefkat ve merhametine bakacak olursak Yüce Allah Kur'an'da Peygamberimizin alemlere rahmet olarak gönderildiğini bildirmektedir. Değerli hocalarım ve me'erselneke illa rahmetellil alemin Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Ayetinde olduğu gibi Hz. Peygamber inananlara çok şefkatli ve merhametliydi. Allah da onun hakkında çok şefkatli ve merhametli manasında şefkatli Rauf e, merhametli mağazada da rahim sıfatlarını kullanmıştır. Peygamber Efendimiz kendisinden düşmanlara lanet okuması istenince kendisinin lanet için değil alemlere rahmet için gönderildiğini söylemiştir. Nitekim Taif'ten dönerken bilindiği üzere kendisini taşlayan kişilere bile beddua etmemiş. Yüce Allah'tan onlar için hidayet dilemiştir. Bir gün ashabından birinin Allah'ın rahmetinin sadece şahsına ve peygambere ait olmasını istediğini duyunca peygamberimiz Allah'ın lütuf ve rahmet dairesini daralttın diyerek o kişiyi uyarmıştır. Siz yeryüzündekilere şefkat ve merhamet gösterin ki göktekiler de size merhamet etsinler diyerek merhamet yollarını Efendimiz genişletiyordu değerli hocalarım. Hazreti Peygamber'in hoşgörüsü ve insanların kalbini kazanması. Peygamber Efendimiz hoşgörü sahibiydi. Bunun doğal bir sonucu olarak insanları farklılıklarıyla kabul eder, düzeltilmesi gereken davranışlarını ise içinizde şöyle şöyle yapanlar var, bunlardan vazgeçsinler diyerek Böylece hiç kimseyi rahatsız etmeden yanlışlıklar düzeltilmiş olurdu. Sevgili peygamberimiz şartlar ne olursa olsun hoşgörü olmayı benimsemiştir. Bu sebeple Mekke fethinde düşmanlar hakkında genel af ilan ederek gönüllerini İslam'a ısındırmayı başarmış. Bu durumda Ebu Sufyan ve oğlu Muaviye ile Süheyl bin Amr gibi birçok sayıda Kureyş'in ileri gelenleri İslam'a adım atmışlardır değerli hocalarım. Şimdi Peygamber Efendimizin duyarlılığı ve duygulu oluşu. Sevgili Peygamberimiz çevresinde yaşadıklarından etkilenen duygusal bir kişiliğe sahipti. Bunun doğal bir yansıması olarak güzel sesli birinin okuduğu Kur'an, Yüce Allah'ı zikir ve tefekkürle huşu üzere bir ibadet, kimsesiz bir çocuğun sıkıntısı ve ölüm vakaları onu hislendirirdi yani duygulandırırdı. Küçük oğlu İbrahim hastalandığında da onu bağrına basıp şefkatle öptü ve gözyaşlarını tutamadı. Ve şöyle diyordu Peygamber Efendimiz. Allah'ın takdiri karşısında elden ne gelir ey İbrahim? Göz yaşarır, kalp hüzünlenir. Biz Allah'ın rızasına aykırı bir söz söyleyemeyiz. Ey İbrahim senin ölümün sebebiyle derin bir üzüntü içindeyiz. Yine kızı Zeynep'ten olan torunun vefatı üzerine peygamberimiz gözyaşlarını tutamadı. Bunu yadırgayan bir kişiye ise e, ''Bu gözyaşı Allah'ın dilediği kulların kalbine koyduğu bir rahmettir.'' diye söyledi. Şimdi Peygamber Efendimizin cömertliliğine bakacak olursak. Peygamberimiz cömertlilikte Müslümanlara örnek bir kişiydi. Bu hususta şöyle buyurmuştur. ''Allah cömerttir, cömertliği sever. Yine ona göre cömert kişi Allah'a, cennete, insanlara yakın, cehennemden uzaktır.'' buyuruyor kendisi. Hazreti Peygamber'den dünya ile ilgili bir şey istenilince reddetmezdi. İstenilen şey kendisinde varsa verir yoksa vaat ederdi. Duruma göre kimine yemek yedirir, kimine elbise giydirir, kimine para verirdi. Kendisine bir hediye verildiği zaman ona karşılık daha değerlisiyle karşılık verirdi. Asab ı kiram Hazreti Peygamber'in cömertliliğini bereketli yağmur taşıyan rüzgarlara benzetirdi. Onun cömertliliği Ramazan ayında daha da artardı. Peygamberimiz cömert kişinin rızkının bereketlendiğini cömertliliğin yoksulluk sebebi olmayacağını söylerdi. Ona göre cömertlik sağlıklı bir toplumun inşasında önemli bir etken olup cimrilikle toplumların zayıflayıp çökmesine sebep olurdu. Cimrilik kişiyi mal hırsına götürür, e, demir bir zırhın sıktığı gibi rahat eder insanı bu huzursuzluktan kurtaracak da e, yine cömertliktir demiştir. Bir defasında yanına gelen bir kişiye Hazreti Peygamber bol miktarda yardımda bulundu. O kişi kabilesine giderek "Ey kavmim" Müslüman olun çünkü Muhammed yoksul düşmekten kormaksızın büyük iyilik yapıyor demiştir. Değerli hocalarım Hazreti Peygamber'in ibadet hayatına bakacak olursak Hazret Peygamber yüce Allah'a kulluğunda samimiydi. İbadetlerini huşu üzere Allah'a gönülden bağlılıkla, samimiyetle ve sürekli olarak yapardı. Onun kulluğu ihsan mertebesindeydi. Yani ibadetlerini Allah'ı görüyormuşçasına yerine getirirdi. Gerçekten de o namazda kendisini o denli Allah'a teslim ederdi ki okuduğu Kur'an ayetlerinin anlamına göre duygulanır ve kendisinden geçerdi. Namazlarını, haccını, umresini, orucunu, zekatını, kurban ibadetini, teheccüdünü ve diğer nafile ibadetlerini hep aynı derinlikte ifa ederdi. E, namaz da hayatı birbirinden ayırmazdı. Onun anlayışına onun anlayışına göre yoldaki bir engeli kaldırmak bir yoksulun ihtiyacını karşılamak, Allah'ı zikretmek, ona dua ve tevbe etmek, Kur'an okumak ve Kur'an'ı dinlemek kulluğun gereklerindendi. Onun ibadetlerindeki ilkesi huşu, devamlılık ve ölçülü olmaktı. Her konuda olduğu gibi ibadetlerinde de aşırılığa karşıydı. Dünya ile ilgilenir, aile bireylerine zaman ayırır, bedenini dinlendirir, zamanı gelince de ibadetlerini yerine getirirdi. Peygamber Efendimiz züht ve takva sahibiydi. Dünyevi ihtiraslardan uzak durur, ebedi hayatın önemini, aklından hiç çıkarmazdı. Harama günaha yaklaşmazdı. Dünyalığa erişince ee, taşkınlık göstermediği gibi dünyevi kayıplar uğrunda da ee, ölçüsüz bir şekilde üzülmezdi. Şükür zamanı şükreder, sabır zamanı sabrederdi değerli hocalarım. Peygamber Efendimizin alçak gönüllülüğüne bakacak olursak, Hazreti Peygamberin Allah'a samimi kulluğu ve dini duyarlılığı toplum hayatında e, engin bir tevazu olarak yansırdı. Nitekim bir gün e, bir şahıs e, onu ziyarete gelmiş huzuruna girince titremeye başlamıştı. Bunun üzerine peygamberimiz arkadaş titreme ben kral değilim Kureyş'ten kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum diyerek muhatabını rahatlatmıştır. Yine bir gün peygamberimizin huzuruna bir kadın geldi. Belli ki ihtiyacının karşılanmasını istiyordu. Yaşlı olması sebebiyle derdini anlatamıyordu. Peygamber Efendimiz herkese ayıracak bu kadar zamanı olmamasına rağmen bu hanıma yaşlılık sebebiyle bunamış gibi davranmadı. Usanmadan onunla ilgilendi. Asaptan biri Efendimizin insanlara elbise dağıttığını duymuş. Oğlunu göndermek istemiş fakat oğlu çekinmişti. Bunun üzerine e, babası Hazreti Peygamber'in huzuruna rahatlıkla çıkabileceğini kendisine söylemişti değerli hocalarım. Yine Adi bin Hatim Müslüman olmadan önce bir gün peygamberimizi görmeye gelmişti. Hazreti Peygamber onu evine götürürken yolda bir kadınla karşılaştı. Uzunca bir süre o kadını dinledi. Eve vardıktan sonra minderini misafirine verip kendisi yere oturdu. Onun tevazusundan etkilenen Adi, Hazreti Peygamber'in bir kral değil, Allah'ın elçisi olduğunu anladı ve o anda Müslüman oldu değerli hocam. Hazreti Peygamber'in hilmi, sabrı ve şükrü. Peygamber Efendimiz yumuşak huyluydu. Yani hilim sahibiydi. Ağırbaşlı ve sabırlıydı. Öfkesine galip gelir, intikam fikrinden uzak dururdu. Sevgili Peygamberimiz kadın, erkek, genç, yaşlı, zengin, fakir herkese eşit davranır. kimseye ayrıcalık yapmazdı. Namaz kılarken çocuklar secdede omuzuna tırmansalar da onları azarlamazdı. Omzunu yoracak derecede devesine erzak yüklenmesini isteyen bir bedeviyi bile yumuşaklıkla karşılamış ...kolaylıkla istediğini yerine getirmiştir. Hazreti Peygamber Risalet'le görevlendirildikten sonra... ...müşriklerin türlü baskı ve eziyetlerine maruz kalmıştı. Öte yandan büyücü, şair e ve deli diyerek taşlayıp hakaret etmişlerdi. E sıradan bir insanın asla dayanamayacağı bu tür sıkıntılar karşısında... ...sabırlı, fedakar ve cesur davranmayı Efendimiz bildi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın ihsan ettiği sayısız nimetlere karşı şükretmeyi bir görev bilirdi... Çünkü yüce Allah kendisine şükredilmesini, nankörlük edilmemesini bildiriyor. Şükretmenin nimetlerin artmasına vesile olacağını bildiriyordu değerli hocalarım. Hazreti Peygamber'in azim ve cesareti. Hazreti Peygamber aynı zamanda azimli ve cesurdu. E, Mekke döneminde İslam'ın yayılmasını engellemek için akla hayale gelmeyecek e, zorluklara, zorluklara karşılaştı. Fakat o e, bunlardan yılmadı. Engelleri azim ve cesaretle açtı. Hazreti Ali diyor ki savaşlarda Hazreti Peygamber kadar düşmana yaklaşan bir kişi olmazdı. Ne zaman e, savaş kızışıp da daralsak ona sığınırdık. Hazreti Enes de başımız dara düşünce Peygamber Efendimizle korunurduk diyor. Yine Enes Hazreti Nes, Peygamberimizin cesaretiyle ilgili e, ilginç bir örnek anlatır. Bir gece Medine'liler bir gürültüyle sarsılmışlardı. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. E, Peygamber Efendimiz de bu gürültüyü işitmişti. E, kılıcını almış bir ata binerek gürültünün duyulduğu tarafa tek başına gitmiş. Olayı inceledikten sonra geride kalan Medinelilere gelerek korkulacak bir şey olmadığını söyleyerek onları rahatlatmıştı değerli hocalarım. Yine Uhud Savaşı'nda Hazreti Peygamber e, dağılan askerleri toparlayarak düşmanı durdurmuş ve sürmüştü. Hazreti Peygamber'in bu azmi karşısında düşman geri dönme cesaretini gösterememişti. Yine Havazin Savaşı'nda Hazreti Peygamber ilk hücumda neye uğradığını şaşırarak dağılan İslam ordusunu e, dağılıp kaçmayın buraya gelin ben Allah'ın Resulüyüm diyerek e, etrafında toplamış ve yeni taktiklerle parlak bir zaferi kazanmışlardır. E, bir sahabi şöyle diyor şahadet ederim ki Allah Resulü bir adım bile gerilemedi. Savaş vahşi bir yangın gibi yayıldığı zaman hepimiz Hazreti Peygamber'in çevresine sığındık diyor. Şimdi Hazreti Peygamber'in vefakarlığı arkadaşlar. Vefakarlık sevgili peygamberimizin ruhunu süsleyen erdemlerden biriydi sözünde durur, vaadinden dönmezdi. İslam'a hizmet edenleri hiçbir zaman unutmaz, arkadaşlarını ve aile dostlarını sık sık hatırlar, anardı. Bir defasında Habeşistan hükümdarının elçileri Medine'ye geldiklerinde onlara bizzat ilgilenmiş, bunun sebebi sorulduğunda da vaktiyle Habeşlilerin ülkelerine sığınan Müslümanlara gösterdikleri konukseverliktir demiştir. Peygamber Efendimiz bir sefer esnasında yolunu Ebu geçirerek annesi Amine'nin kabrini ziyaret etti. Eliyle toprağı düzelterek e, kendisine olan şefkatini hatırladı ve hüzünlendi. Süt annelerinden Süveybe hanıma e, çeşitli yardımlarda bulunurdu. Yine süt Halime'ye hürmet eder ve ihtiyaçlarını karşılardı. Dadısı Ümmü Eymen'e sen benim ikinci annem sayılırsın diyerek iltifat ederdi. Amcası Ebu Talib'in eşi yengesi Fatıma hanım içinde o benim annemdi diyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Peygamber Efendimiz'in vefakarlılığı ile e, önemli bir e, husus ise arkadaşlar Mutim bin Adi'dir. E, Kureyş'in ileri gelenlerinden olup İslam'a girmemişti. Hazreti Peygamber'in Risaletinin 10. yılında Taif'ten dönerken müşriklerin e, himayesine sığınmak zorunda kalmıştı. E, herkese teklif etti. Yalnız bunu e, Mutim e, kabul ederek Peygamber Efendimiz'in himayesini aldı. Ve daha sonra da e, bir savaş sonrasında e, düşman esirlerinden e, konuşulurken ne olacağı tartışılırken Efendimiz dedi ki şayet Mutim bin Adi sağ olsaydı ve benden bu esirleri isteseydi fidye istemeden hepsini ona bırakırdım dediği rivayet edilmiştir değerli hocalarım. Şimdi e, Hazreti Peygamber'in e, çeşitli toplum kesimleriyle ilişkilerine bakacak olursak e, Peygamber Efendimizin e, çocuklarla ilişkisi. Peygamber Efendimiz çocukları çok severdi. Onların arasına katılır, selamlaşır, onlarla konuşur ve şakalaşırdı. Bu sebeple çocuklar Efendimiz bir yolculuğa çıkacağı zaman onu uğurlar. Dönüşünde de özlemle beklerlerdi. Hazreti Enes çocukluk ve gençlik yıllarını onun yanında geçirdi. Enes'e göre Hazreti Peygamber çocukları sevmeyi, onlarla ilgilenmeyi, tehlikelere karşı, tehlikelere karşı, onları korumayı cehennemden kurtuluşa vesile ve merhametli olmanın gereği saymıştır. Bir defasında peygamberimiz küçük bir kızın ağladığını gördü. Sebebini sorunca un için evden almak yani un almak için evden çıkmış fakat parayı kaybetmiş. Peygamberimiz onun cebine parayı koydu ve çocuğun yine endişeli olduğunu duyunca geç kaldığı için endişelendiğini duyunca Peygamber Efendimiz onun ununu aldı. Çocuğu da evine götürdü ve çocuk böylece azar yemeden evine varmış oldu değerli çocuklarım. Yine Hazreti Peygamber kız ve erkek çocuklar arasında ayrım yapılmasına karşı çıkardı. Halbuki İslamiyet'ten önce cahiliye çağında kız çocukları doğuştan potansiyel suçlu gibi algılanırdı. Peygamber Efendimiz'in gençlerle ilişkisi, Peygamber Efendimiz İslam'ı yaymaya başladığı ilk günlerden itibaren gençlerle Sıkı ilişkiler kurmuş, değer vermiştir. Çünkü e, İslam'a girenler arasında çok sayıda genç vardı. E, gençlerin İslam'ın yayılmasına katkıları Medine döneminde de devam etmiştir. Nitekim henüz hicretten önce Medine'de e, öğretmen olarak görevlendirilen ilk şahıs Musab bin Umeyr adlı bir gençti. E, bir yıl içinde İslam'ın Medine'de duyulmasında önemli katkılar sağladı. Daha sonra Hazreti Peygamber'in yaşlılarla ilişkisi. Hazreti Peygamber gençlerle olduğu kadar yaşlılarla da iyi e, ilişkiler geliştirmiştir. Nitekim e, küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir diyerek çocuklara şefkatin, yaşlara hürmetin önemine dikkat çekmiştir. Yine Allah Resulü herkese e, en başta ana babalar olmak üzere yaşlılara saygılı davranmalarını tavsiye ederdi. Peygamberimiz yaş... Yaşlı kimselere ikramda bulmanın Allah'a itaatin bir eseri olduğunu söylerdi. Yine Hazreti Peygamber'in hanımlarla olan ilişkisi ve hanımların İslam'a hizmetleri. Hazreti Peygamber hanımlarla da Sağlık, il, sağlıkla ilişkiler geliştirmiş. Bu da hanımların İslam'ın yayılmasına büyük katkı sağlamalarına vesile olmuştur. Unutulmamalıdır ki İslam tarihinde ilk Müslüman Hazreti Peygamber hanımı Hazreti Hatice validemizdir. İslam tarihinde Allah yolunda şehitlik derecesine erişen ilklerden birisi de Sümeyye hanım olması dikkat çekicidir. Hicret aşamasında eşinden ve çocuğundan ayrı kalmaya zorlanan e, Ebu Seleme'nin eşi e, Ümmü Seleme'nin Medine'ye hicreti de önemlidir. Mekke döneminde ee, Hazreti Ayşe ve ablası Esma gibi hanımlar ve anneleri Hazreti Ömer'in kızı Fatıma hanım gibileri de İslam'a önemli hizmetler vermişlerdir. Yine Ensardan Ümmü Süleym'in e, hizmet için e, oğlu Enes'i peygamberimize vermesi ve küçük bir hurma bahçesini kullanımına sunması da e, yine e, önemli bir adımdır. Daha sonra e, bir diğer isimde Ümmü Umare'dir arkadaşlar. Uhud savaşında savaşırken yaralanmıştı. Ee, öylece takibe katılmak istedi ancak peygamberimiz izin vermedi. Yine Uhud savaşında e, kocası kardeşi ve oğlu şehit, e, şehit olmuş Sümeyra hanım da e, önemli bir isimdir. Ve diyor ki değil mi ki sen sağsın bütün musibetler bana gelse hiç gelir diyerek peygamber efendimizi görmenin sevincini e, dışa vurmuştur. Ashabın eşleri ve kızları arasında okuma yazma bilenlerle Peygamberimizin eşleri Hazreti Ayşe ve Hazreti Hafsa gibileri İslam'ın özellikle hanımlara öğretilmesinde önemli hizmetler yapmışlardır. Hazreti Peygamber'in sağlığında hanımlar istedikleri zaman Cuma ve bayram namazlarına gidebiliyorlar. Peygamberimiz Mescid-i Nebevi'de Onların istekleri üzerine onlar haftada bir gün sohbet yapıyordu. Şimdi Peygamber Efendimizin toplum kesimleriyle ilişkiler hakkında sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. resul Ekrem tüm toplum kesimleriyle ilişki kurmuş. Herkesin yeteneğine uygun ilerleme yollarını açmış hiç kimseyi ihmale ve ilgisizliğe terk etmemiştir. O toplumda her kesimle ilgilenmiş, insanlara moral, sevinç, ümit ve huzur olmuştu. Hiçbir yoksul, hiçbir yetim, Abdullah bin Ümmü Mektum başta olmak üzere hiçbir özürlü, onun geliştirdiği toplumda ilgisizliğe ve duyarsızlığın karanlığına terk edilmemiş, onun rehberliği sayesinde hayatlarını hep, hep bir ümit, neşe ve moral içinde yürütüp geliştirmişlerdir değerli hocalarım. Yürütüp gitmişlerdir değerli hocalarım. Hazreti Peygamber'in sosyal çevreye önem vermesi hakkında da şunları söyleyebiliriz. E, Kur'an-ı Kerim'de Müslümanların kardeş oldukları, birlik ve beraberlik içinde olmaları, birbirleri aleyhinde dedikodu yapmamaları, iftira etmemeleri, e, ön yargılarla birbirlerini töhmet altına bırakmamaları, birbirlerinin hatalarını açıklayıp yaymamaları hatırlatılmaktadır. E, Müslümanlar birbirlerine kin tutmamalı, haset etmemeli, sırt çevirmemeli, ilgiyi kesmemelidir. Din kardeşler arasında ilişkilerde barış üzere olmak esastır. Kin, haset, kovuculuk, gıybet gibi şeylere dinimizde yer yoktur. Temel gaye. Toplumun birliğinin, sosyal hayatın, huzurunun ve barış ortamının sağlanmasıdır değerli hocalarım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra Medine'de İslam toplumunda barışı tesis için gayret göstermiştir. Bu amaçla ilk önce Müslümanlar arasında selamlaşmayı yaygınlaştırmış, muhtaçlara yardımcı olmayı tavsiye etmiş, akraba ve komşularla ilgilenmek gereğini vurgulamış, bu hizmetlerin e, ibadetle olgunluk kazanacağına işaret etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabanı, akrabasını görüp gözetsin sözleriyle akraba ile ilgilenmenin önemini vurgulamıştır değerli hocalarım. Kur'an'da akrabalık bağlarını kesmenin yanlışlığına ve komşulara iyiliğin önemine dair ayetler mevcuttur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar arasında kurulmuş olan barışın bozulmasına asla izin vermemiş. Herhangi bir tartışma meydana geldiğinde hemen müdahale etmiştir. Buna örnek olarak bir kişi Bilal Habeşi'ye kara kadının oğlu diyerek küçük görmüş ve bunun üzerine Peygamber Efendimiz de "Ben aranızdayken hala mı cahiliye gayreti güdüyorsunuz?" diye uyarmış. Bunun üzerine o kişi Bilal'e Bilal Habeşi'den özür dilemiş ve konu kapanmıştır değerli hocalarım. Şimdi Hazreti Peygamber'in fiziki çevreye duyarlılığı hakkında da şunları söyleyebiliriz. Hazreti Peygamber şefkat ve merhameti sadece insanlarla sınırlı değildi. O aynı zamanda fiziki çevrenin korunması ve yaşatılmasına da önem vermiştir. Bu anlamda Müslümanlarda Sürekli çevre bilinci uyandırmayı hedeflemiş nitekim kuru ve çorak bir araziyi işe yarar hale getirene Allah'ın mükafat vereceğini insan ve hayvanların ondan yararlandıkça araziyi verimli hale getirene sadaka sevabı yazılacağını müjdelemiştir. Buna karşılık bir serçeyi haksız yere öldürenden de kıyamet gününde yüce Allah'ın hesap soracağını haber vermiştir. Hayvan haklarının gözetilmesine işaret eden peygamberimiz çölde giderken susuz bir köpeğe su veren kişinin cenneti kazandığını aç ve susuz bırakılarak ölüme terk eden terk edilen bir kedi yüzünden de bir kişinin cehennemlik olduğunu bildirmiştir. Peygamber Efendimiz ee, yolculuk esnasında ibadet için mola verdiğinde ilk önce hayvanlarının yükünü indirir, istirahatlerini sağlar, daha sonra ibadetlerini yapardı. Hazreti Peygamber çevre sağlığı için Müslümanlardan Evlerinin etrafını, sokakları, park, bahçe gibi dinlenme yerlerini temiz tutmalarını sürekli tavsiye etmiştir. Peygamberimizin öğretilerine ve uygulamalarına göre Müslüman çevre dostudur. Ona asla zarar vermez değerli hocalarım. Yine Peygamber Efendimiz, Ya Rabbi İbrahim, İbrahim Peygamberi Mekke'yi haram kıldığı gibi ben de Medine'yi haram kıldım demiştir değerli hocalarım aynı şekilde Taif şehri içinde önem taşıyan e, Vec vadisi de aynı şekilde korumaya alınmıştır. E, buna göre e, haram bölgesinde ağaç kesilmez ağaçların yaprakları koparılmaz otlar yolunmaz hayvanları avlanmaz değerli hocalarım. Şimdi Peygamber Efendimizin aile hayatı hakkında e, eşleri ve ev hayatına değineceğiz. Öncelikle aile hakkında şunları söyleyelim. İnanç, ibadet ve ahlak değerlerinin aktarımı açısından vazgeçilmez bir kurumdur aile. Yeni nesillerin sevgi, şefkat ve merhametin hakim olduğu huzurlu bir aile ortamında yetişmeleri fevkalade önemlidir. Ee, Yüce Allah Kur'an'da sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için ailenin kurulmasını emreder. Ailenin temelini oluşturan eşler arasında sevgi ve merhametin varlığını da kendisinin varlığının delillerinden kabul eder. Peygamber Efendimiz sürekli ailenin önemine dikkat çekmiş. Gençleri yuva kurmaya teşvik etmiş. Yoksul gençlerin aile kurabilmeleri için çaba göstermiştir. Ailede huzur için eşlerin birbirine sevgi ve saygılı davranmalarını, olumsuzlukları değil, güzellikleri öne çıkarmalarını ve bu şekilde iyi bir geçim ortamını oluşturmalarını Efendimiz sürekli söylemiştir ve hedeflemiştir. Şimdi Hazreti Peygamber'in eşleri ve ev hayatı diyecek olursak, şimdi Hazreti Peygamber'in bilindiği üzere ilk eşi 25 yaşındayken evlendiği Hazreti Hatice validemizdir. Hazreti Hatice validemiz bu sırada 28 yaşında zayıf bir rivayete göre de 40 yaşında dul bir hanım idi. tacirdi yani tacireydi. Ticaretle uğraşırdı. tahireydi yani saf temiz ünvanıyla tanınan birisiydi. Yani lakabı tahireydi. Ee, Mekke'nin ileri gelen zenginlerinden birçok teklif gelmişti. Fakat bunları sürekli geriye çevirdi. En sonunda El-Emin ünvanıyla tanınan Hazreti Peygamber evlenmeyi tercih etti. İlk mümin olma şerefini kazanmış. Her zaman Peygamber Efendimiz'e Efendimiz destek olmuş. Peygamberimiz de Hazreti Hatice validemizin vefatından sonra bile onu sürekli rahmet ve minnetle anmış. Kabrini ziyaret etmiş. Geride kalan yakınları ve dostlarıyla ilgilenmiştir değerli hocalarım. Şimdi efendimiz e, Hazreti Hatice validemizin vefatına kadar e, başka bir evlilik yapmadı. İlk eşi e, vefat ettiğinde efendimiz 40 yaşına ulaşmıştı. Sonraki evliliklerinde e, bazen iddia edildiği gibi cinselliğin değil, bir takım özel sebepler ve hikmetlerin söz konusu olduğu açıktır. Birazdan da değineceğimiz gibi Peygamberimizin Hazreti Hatice'nin vefatından sonra çeşitli gayelerle evlendiği hanımlar arasında. Ee, şunları sayabiliriz. Birincisi Hazreti Ayşe, Hazreti Hafsa bir diğeri e, Hazreti Ümmü Habibe Hazreti Sevde e, Meymuna Bintü El Haris e, Zeynep Bintü Hüzeyme e, Cüveyriye Bintü El Haris Safiye, e, Zeynep Bintü Cahş Ümmü Seleme, Reyhane e, Mariye bunlar arasındadır değerli hocalarım. Şimdi Hazreti Ayşe validemiz Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in kızıdır. Hazreti Hafsa Hazreti Ömer Efendimiz'in kızıdır. Hazreti Peygamber'in evlilikleri çeşitli hikmetler sebebiyle yapmıştır demiştik. Mesela Hazreti Ayşe ve Hazreti Hafsa annelerimiz vasıtasıyla hanımlara dini anlamda bilgi aktarımı yaptığı ve İslami hizmetlerde önceliği olan Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'le dostluğunu pekiştirdiği düşünülmelidir değerli hocalarım. Bir <laughs> Bir diğeri Hazreti Ümmü Habibe, bir diğeri de e, Hazreti Sevde'dir. E, Ümmü Habibe Ebu Sufyan'ın kızıdır. E, Sevde ise 50'li yaşlarda e, evlendiği, yani e, Sevde 50 yaşındaydı Peygamber Efendimizle evlenirken. Ve onun künyesi de e, Ümmü Esfet'tir. E, bazı hanımlarla evliliği onların İslam'daki fedakarlığına, bir vefa şeklinde gerçekleşmiştir. Habeşistan'a göç etmiş olan Hazreti Ümmü Habibe ile Hazreti Sev'de buna örnektir değerli hocalarım. Şimdi bir diğeri Meymune Bintü El Haris bir diğeri de Hazreti Zeynep Bint Hüzeyme. Meymune asıl adı Berre'dir. Amir bin Saka kabilesindendir. Hazreti Zeynep ise yardımlarından dolayı Ümmü'l Mesakin yani fakirlerin anası diye anılan bir annemizdir. Peygamber Efendimiz bir kısım evliliklerinde bazı kabilelere dostluk mesajı vermek istemiştir. Necit bölgesinde en büyük kabilelerden Amir bin Sasalı Hazreti Zeynep bint Hüzeyme ile Hazreti Meymune bunlara örnektir değerli hocalarım. <laughs> Bir diğeri Cüveyriye, Bintü el Haris, beni müstalik liderlerinin kızı. E, siyasi amaçlı bir evliliktir. Yine Safiye Yahudi liderlerinden Huye bin Ahtab'ın kızıdır. Siyasi amaçla evliliktir. E, Hazreti Cüveyriye ve Hazreti Safiye ile evliliği peygamberimizin söylediğimiz gibi siyasi amaçlı. E, Cüveyriye ile evliliği Beni Müstalik kabilesinin İslam'a girmesine vesile olmuştur. Safiye ile evliliği ise e, Yahudilerin dostluğunu kazanmak içindir değerli hocalarım. Bir diğeri Zeynep bin Tücaş. Peygamberimizin halasının kızıdır. İlk eşi peygamberin evlatlığı Zeyd'dir arkadaşlar. Bu evlilikteki hikmet ise. Şimdi söyleyeceğim. Bu aynı zamanda asap suresinde Zeyneb ile Zeytin boşanmalarından bahsedilir arkadaşlar. Şimdi normalde. Yani eskiden cahiliye devrinde. Üvey evladının hanımıyla da evlenemiyordun. İşte bu olayla bu ortadan kaldırılmış oldu değerli hocalarım. Normalde Zeyd Hazreti Peygamber üvey evlatlığı e, cahiliye devrine göre e, Zeynep ile Efendimiz evlenemiyor. E, fakat e, burada e, evlenerek bu cahiliye devrindeki adet kaldırılmış oluyor. Bunun hikmeti de budur değerli hocalarım. E, bir diğeri Ümmü Seleme Hazreti Peygamber'in halasının kızıdır. O da çok sayıda hadis rivayet etmiştir. E, Reyhane Yahudi kabilesi Kurayza oğullarındandır. Hazreti Peygamber'e yani Hazreti Peygamber onu cariye olarak almıştır. Gene Hazreti İbrahim'in annesi Mariye Hazreti Peygamber'in cariyesidir. Geçtiğimiz derslerde işlemiştik. Şirin Şirin'le birlikte hediye olarak gönderilmişti. Bu da son kişi. Aynı zamanda Hazreti İbrahim Peygamber'imizin son evladı idi. Şimdi bütün bu gerçekler ortadayken saydığımız gerçekler çok evliliği sebebiyle Hazreti Peygamber'i şeffete düşkünlükle itham etmek hakikate aykırı bir durum olup yalan ve yanlış bir iddiadan ibarettir. Hazreti Peygamber ailelerini vahyin ışığında eğitirdi. İslami konularda sürekli onları bilgilendirir. Onların din ve ibadet hayatlarıyla yakından ilgilenirdi. Aile fertlerinin görüşüne önem verirdi. Aile fertlerinin yakınlarıyla da ilgilenir. Bunlardan ziyaretine gelenlere iltifat eder, hediyeler verirdi. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Hazreti Peygamber Efendimiz ev işleriyle yakından ilgilenir. Gerektiğinde kendi elbisesini söküğünü diker, ayakkabıların tamir eder, koyunları sağar, ev işlerinde hanımlarına yardımcı olurdu. Çarşıya pazara gittiğinde alışveriş yapar, yükünü de kendisi taşırdı. Hazreti Peygamber... Hanımlara şiddet uygulanmasına kesinlikle karşı çıkardı. Asabına da şöyle uyarırdı. Dövdüğünüz kadınla akşamleyin aynı yatağa utanmadan nasıl paylaşıyorsunuz diye uyarırdı değerli hocalarım. Şimdi Hz. Peygamber'in çocuklarına bakacak olursak... Ee... 6 çocuğu Hazreti Hatice Validemizden Kasım, Abdullah, Rukiye, Fatıma, Ümmü Gülsüm, Zeynep. Ee, İbrahim ise az önce söylediğimiz gibi e, Mısırlı Mariye'den dünyaya gelmiştir. Toplam Peygamber Efendimizin 7 tane çocuğu vardır. Değerli hocalarım. Şimdi e, bunlardan e, Zeynep, e, Rukiye ve Fatıma'ya ayrıca değineceğiz arkadaşlar. Zeynep peygamberlikten 10 yıl önce doğdu. E, Mekke'de teyzesi Hale Binti Hüveylid'in oğlu Ebul As bin Rebi ile evlendi. Bedir'de müşrikler tarafında savaşırken Ebul As bin Rebi esir düştü. E, onun serbest bırakılmasına karşılık Hazreti Peygamber de Zeynep'in Medine'ye göndermesine şart koştu. Hicret yolculuğunda bir müşrinin saldırısına uğrayan Zeynep bineğinde, e, bineğinden düştü ve karnındaki çocuğu kaybetti. E, daha sonra Ebul As Müslüman olarak Medine'ye geldi. Aile birliği yeniden kurulmuş oldu. Çok geçmeden Hazreti Zeynep 630'da vefat etti. Ebul As ile Zeynep'in Ali ve Umama adında iki çocukları dünyaya geldi. Bunlardan Ali küçük yaşta vefat etmiştir değerli hocalarım. Daha sonra önemli bir isim Rukiye. Zeynep'ten 3 yıl sonra dünyaya geldi. Yetişkin bir kız olduğunda Ebu Leheb'in oğlu Utbe ile kız kardeşi Ümmü Gülsüm de diğer oğlu Uteybe ile nişanlandı. E Resul Ekrem'in peygamber oluşunun hemen ardından E Ebu Leheb nişanı bozdu. E Hazreti Osman Rukiye ile evlenip Habeşistan'a hicret etti. Rukiye oradan Medine'ye dönüldüğünde hastalandı. Bedir Savaşı günlerinde vefat etti. Hazreti Osman ve Rukiye'nin küçük Küçük yaşta ölen Abdullah adlı bir çocuklar olmuştu. Daha sonra Hazreti Osman Ümmü Gülsüm ile evlendi. Ümmü Gülsüm de 630 yılında Medine'de vefat etti değerli hocalarım. E, Rukiye'nin Abdullah adında e, Hazreti Osman'dan bir çocuğu vardı. E, o da ama küçük yaşta vefat etmişti değerli hocam. Bir diğer önemli isim Hazreti Fatıma. Peygamber Efendimizin Hazreti e, Hatice'den dünyaya gelen çocukları arasında en küçüğü olup peygamberliğin ilk yılında doğdu. hicretten sonra 624 yılında Hazreti Ali Efendimiz evlendi. Bu evlilikten Hasan, Hüseyin, Muhassın, Ümmü Güsüm, Fatıma dünyaya geldi. Toplam 5 çocukları dünyaya geldi ee, Hazreti Fatıma peygamberimizin vefatından 6 ay sonra vefat etti. Peygamber Efendimiz Fatıma'yı çok sever. Kendisi e, henüz 6 yaşındayken kaybettiği annesinin hasretini onunla gidermeye çalıştığı için Fatıma'ya Ümmü Ebiha babasının annesi diye e, anılmaktaydı. Ayrıca beyaz, parlak ve aydınlık yüzlü kadın anlamında Zehra denilmişti. İffetli ve namuslu kadın anlamında da e, Betül lakaplarıyla da anılmaktaydı ee, Hazreti Fatıma. Dedik ya beyaz parlak ve aydınlık yüzü Zehra e, hasretini gidermeye çalıştığı için Ümmü Ebiha e, iffetli ve namussuz kadın anlamında Betül denmişti değerli hocalarım. Şimdi Hazreti Peygamberin son çocuğu İbrahim diye Mısırlı Mariye'den dünyaya gelen İbrahim yaklaşık 2 yaşındayken vefat etti. Resulullah'ın ee, Hazreti Fatıma dışında bütün çocukları Kendisinden önce vefat etmiştir Hazreti Peygamber onun eğitimiyle Özel olarak ilgilenmiş o da babasının Tüm edep ve nezaketini Kapmıştı. Peygamberimiz Fatıma'yı görünce Sevinir onu ayakta karşılar ee, Elini tutar yanaklarını öper, ona iltifat ederek yanına oturturdu. Hazreti Peygamber bir yolculuğuna giderken aile fertlerinden en son onunla vedalaşır. Yolculuktan dönünce de ilk önce onunla görüşürdü. Peygamberimizin bildirdiğine göre Fatıma cennet ehli hanımların öncülerindendi. Fatıma onun yüreğinden bir parçaydı. Onu üzen peygamberi üzmüş olurdu değerli hocalarım. Peygamber Efendimiz torunları Hasan ve Hüseyin'i çok severdi. Onlar için dünyada ee, kokladığım reyhanlarım çiçeklerim derdi. Cennet gençlerinin beyefendileri olduğunu söylerdi. Ve Allah'ım ben bunları seviyorum. Sen de bunları sev diye dua ederdi. Efendimiz kızı Zeynep'ten olan torunu Umame ile de e, ve diğer bütün torunlarıyla ilgilenirdi. Deve taklidi yaparak onları sırtında taşır. Namazda omuzuna tırmanmalarına müsaade ederdi. Aile fertleriyle birlikteyken Torunlarından biri su isterse müsaitse hemen kalkıp verirdi. Sık sık onlara hediye vererek onları sevindirirdi değerli hocalarım. Ee, şimdi e, Hazreti Peygamber'in siyasi ve askeri kişiliği. Ee, şimdi yönetim oluşumu arkadaşlar. Hazreti Peygamber'in yönetimi oluşturmasını inceleyecek olursak e, şunları söyleyebiliriz. Ee, Hazreti Peygamber... Mekke'de 610 yılı Ramazan ayında peygamberlikle görevlendirildiği andan Medine'ye hicret edinceye kadar Mekke şehir devletinin çeşitli engelleriyle karşılaştı. Müslümanlara yapılan eziyet ve işkenceler bir yana, Hazreti Peygamber'e İslam'ın gelişinin 7. yılında Müslümanlar aleyhine 3 yıl boyunca ekonomik ve sosyal boykot kararı almış olmaları 10. yılda. Taif'ten dönerken Hazreti Peygamber'in bir müşriğin himayesinde şehre girmeye mecbur bırakmaları, 13. yılda Hazreti Peygamber hakkında ölüm kararı almış olmaları, bütün bunlar Mekke şehir devletinin siyasi gücünü Müslümanlar aleyhine kullandığını açıkça ortaya koymaktadır değerli hocalarım. Hazreti Peygamber bunlara karşılık, tebliğin başarıya ulaşması için siyasi örgütlenmeye ihtiyaç duydu. Bunun ilk adımı akabe biatlarıyla atıldı. E, bu amaçla Hazreti Peygamber 2. Akabe biatında 9'u Hazreç'ten 3'ü e, de Evs'ten olmak üzere 12 kişiyi hicretten sonra Medine'de oluşturacağı siyasi organizasyonun ilk temsilcileri olarak tayin etti. Böylece teşkilatlanmada ilk adım atılmış oldu. Hazreti Peygamber 622'de e, hicret edince henüz şehre girmeden Kuba'da Müslümanların varlık ve bağımsızlığının sembolü olarak ilk mescidi bina etti. Beni Salim bin Af yurdunda e, Ranuna vadisinin e, ortasında Müslümanların birliğini temsilen ilk cuma hutbesini okudu ve cuma namazını kıldırdı. E, hicretin tamamlan tamamlanmasından sonra Muhacir ile Ensar arasında kardeşliği kurarak, İlk Müslüman toplumu ve siyasi birliği oluşturmuş oldu. Hazreti Peygamber Müslümanlar dışında şehrin sakinleri olan Yahudi ve diğer inanç sahiplerine de adalet ve insaf ölçülerinde ortaya koyduğu Medine Vesikası'nı hazırlamıştır. Bu şekilde ortaya çıkan teşkilatlanmanın kaynağı Kur'an ve onun uygulayıcısı Hazreti Peygamber'di. Kurulmakta olan yönetimin amacı yeryüzünde düzen ve huzurun, hakka teslimiyet ve hukukun üstünlüğü ile adaletin sağlanmasıydı. Hz. Peygamber kurduğu yönetimle asayiş ve güvenliği sağlamış, ekonomik hayatın temellerini atmış, eğitim ve öğretimi planlamış, zekat, cizye, öşür gelirlerinin ve vergilerin toplanması için görevliler, mülki yönetim için valiler, hukukla ilgili meseleler, meseleler için hakimler, ilmi ve dini öğrenimler için öğretmenler resmi yazışmaları yürütmek için katipler askerin sek ve idaresi içinde komutanlar görevlendirmiştir değerli hocalarım şimdi Hazreti Peygamberin bürokrasi açısından faaliyetlerine bakacak olursak Peygamber Efendimizin yönetim ilkelerinden biri de halkın işlerinin hızlı ve kolaylıkla yürütülmesidir. Bunun için kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Talimatını vermiştir. Kamu yönetimleri için peygamberimizin yaptığı bir duada çok önemlidir. Allah'ım her kim Müslüman toplumun bir işini üstlenir de güçlük çıkarırsa sen de ona meşakkat ver. Her kim de merhametle davranıp Kolaylık gösterirse sen de ona merhamet et diye duası mühimdir. Hazreti Peygamber'e göre e, halka ait işlerin yürütülmesi sosyal bir sorumluluktur. Nitekim Hazreti Peygamber Kur'an'da yer alan emanetlerin ehline verilmesi prensibini e, kamu görevinde önemli uygulamış. E, i̇ş ehli olmayana verildiği zaman kıyameti bekleyin buyurmuştur. Allah Resulü aynı şekilde kamu görevi için aşırı istekli olmayı da uygun bulmamıştır. Çünkü ona göre ihtiras kişinin görevini kötüye kullanmasına, e, rüşvete ve adam kayırmaya yol açabilirdi. E, bu hususta şu talimatı vermiştir. Bir devlet görevini ısrarla istemeyiniz. Zira ısrar ettiğiniz göreve getirilirseniz e, işin yürütülmesi esnasında e, yetersizliğinizden dolayı sorumlu tutulursunuz. Şayet böyle bir görev ısrarının dışında sana verilirse yardım ve destek görürsün buyurmuştur. Hazreti Peygamber memurlarına aile fertlerine geçinebileceği bir maaş, barınabileceği bir ev, e, iş yerine gidip geleceği bir binek tahsis ediyordu. Memurun bunun dışında alacağı hediyeyi bile bir çeşit rüşvet sayıyor. En küçük bir devlet malını şahsi işinde kullanmayı Hıyanet ve hırsızlık olarak değerlendiriyordu. Şimdi Hazreti Peygamber Efendimizin ekonomik hayata dair yaptıkları faaliyetlere bakacak olursak Hazreti Peygamber kişisel kazanca önem verirdi. Bu sebeple hicretten sonra Medine'de Müslümanlar için alışveriş merkezi kurarak çalışma hayatının temellerini attı. İş hayatı, işveren, işçi, esnaf, tüketici, hububat ve meyve üreticisi ve ticari ortaklığa dair çeşitli düzenlemeler yaptı. Alışverişte güvenliliğin sağlanması için deneticiler görevlendirdi. Kendisi de zaman zaman bu denetlemeleri yaptı. Bir defasında hileli satış yapmaya çalışan birini alışverişte Müslümanları kandırmayınız aldatan bizden değildir diyerek uyarmıştır. E, zaman zaman Müslümanların alışveriş yaptıkları mekanları ziyaret edip ölçü ve tartı aletlerinin başına geçerek ticarette dürüstlüğün önemini vurgular. Böyle davrananların cennette peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olacağını söylerdi. Hazreti Peygamber alışverişte güven ortamının yaygınlaşmasına önem verirdi. Pazarda bir bir Müslümanın kesinlik kazanan alışverişini bozacak tarzda yeniden pazarlık yapılmasını, üreticinin malını pazara intikal ettirmeden önce hile ile ucuza kapatılmasını, kara borsacılığı, satılan malın kusurunun gizlenmesini ee, gereğinden fazla abartıyla övülmesini yalan yere yeminle malın sürümünün artırılmak istenmesini de doğru bulmazdı Efendimiz. Hazreti Peygamber zenginlerin dini, sosyal, mali sorumluluklarının gereğini yerine getirmelerini isterdi. Darda kalan iyi niyetli borçluya mühlet verilmesini tavsiye eder. Riba yani faiz ile borç alıp vermeyi kesinlikle yasaklardı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de riba kesin bir dille yasaklanmıştır. Hazreti Peygamber döneminde beytül mal yani hazine gelirlerini humus denilen ganimetin beşte biri. Daha sonra gayrimüslimlerin can mal güvencesi ve inançlarını hür bir şekilde yaşayabilmelerinin karşılığında alınan cizye zekat ve öşür oluştururdu beytül mal gelirlerini. Bunlar amil denilen vergi memurları tarafından toplanırdı. Bazen bu görevi de yapardı. Toplanan vergiler ise Kur'an ve sünnet ölçüsüne göre sarf edilirdi. Hazreti Peygamberin askeri hayatını inceleyecek olursak e, İslam insanların barış içinde yaşamalarını esas alır ve müminleri hep birden barışa davet eder. Temel hak ve özgürlükler engellendiği takdirde savaşa izin verilmiştir. Mekke döneminde müşriklerin baskısından bunalan Müslümanlar Peygamberimize gelerek onlara karşılık vermek istemişler ancak Peygamber Efendimiz savaşa izin verilmediğini bildirerek sabır tavsiyesinde bulunmuştur. Ancak hicretin ikinci yılında ise savaşa izin veren Hac suresinin 39. ayetleri nazil olmuştur. Hazreti Peygamber kumandanlarını savaş konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olan kişilerden seçerdi. Savaşlarda görevli bayraktar ve sancaktarlar bulunurdu. Dış askeri birliklerin kendilerine mahsus filamaları da olurdu. Hazreti Peygamber askerden disiplin ve komutanlara itaat beklerdi. Savaş öncesi düşman tarafına keşif yaptırır, bilgi toplar ve bu konuda ashab ile istişare ederek istihbaratları değerlendirirdi. Savaş zamanı ashabına gazilik ve şehitliğin önemini anlatırdı. Medine'de idari hizmetler için yerine vekil tayin ederdi. Şehir dışında ordusunu gözden geçirir, e, seferi kaldıramayacak durumda olan yaşlıları ve çocukları ordudan ayırırdı. Peygamber Efendimiz ordusunu e, savaş düzenine hazırlar, e, subaylarına talimat verir, parolasını belirlerdi. Düşmana ait ağaçlar özel savaş durumları dışında kesilmez, e, hayvanları boğazlanmaz, yaşlılarına, hanımlarına, çocuklarına ve savaş dışı kalan din adamlarına dokunulmazdı. Medine'de Hazreti Peygamber'e vekalet eden zat ve çevresindekiler yani savaşa katılmayanlar seni veda denilen yerde Peygamber Efendimiz'i karşılarlardı. Peygamber Efendimiz şehre girer girmez Mescid-i Nebevi'ye gider. Başlangıçta olduğu gibi orada iki rekat namaz kılar ve Müslümanların tebriklerini camide kabul ederdi. Peygamberimiz daha sonra şehit ailelerini teselli eder, başsağlığı diler. Diğer Müslümanların da şehit aileleriyle özellikle şehit yetimleriyle ilgilenmelerini ister. Yetimi görüp gözetenle cennete beraber olacağını müjdelerdi değerli hocalarım. Dersimiz burada bitti. Sizleri Allah'a minnet ediyorum. Hoşçakalın.